Şunun fındıklığına bak. Tam turist değil mi kafamdaki ya? Böyle hemen gelmiş. Bir şey mi gitti? Ne bokunu beğendin lan bunu? Nasıl mı beğendin lan bunu? Su sıcak mı? Yo değil. Tamam, tamam. Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Bağırmamam gerekiyor ama ne yapayım? Safranbolu'dayız. Tarihe bir yolculuk yapmayacağız ama. Diyeceksiniz ki, abi Safranbolu videosunda bunların ne işi var? Aferin lan sana. Oğlum, ne yapıyorsun? Acıdı mı? Bak ettin ama. Çek çek. Şişt, gel gel. Çekeceğim? Yürü gidelim. Sen bir çekil şuradan. Hadi gidelim. Böyle odalar tutabiliyorsunuz Safranbolu'da arkadaşlar. Şöyle manzarasını bir kes. Kes mi? Çok heyecanlı, çok güzel bir yer. Dolaplar, böyle bir ortam. Olur da çekim uzarsa gece kalırız. Çekim uzamazsa gideriz. Gideriz. Şimdi hemen açayım, hemen gidelim. Buradan direkt açılıyoruz şeyde. Ya bu ne ya? Dirsek atıyorum, bambaşka şeyler. Abi ne yapıyorsun ya? Dur ya, sana öpücük atacağım. Ya uzak durur musun? Sana mı atıyorum ya? Abi kamera demek ben demek lütfen. Dur ya dur. Hayır, hayır. Bir kere öpeyim dur. Öpeyim. Allah'ım bir koku var şu an burada size anlatamam. Sert bir kahvaltı 3 tane. 3 mü? Küçük küçük mü? Tamam o zaman 3 tane olsun. Çok mu iyi kuymak? Kuymak al. Bir tane olsun hadi ya. Al kuymak. Niye cilveleşiyorsun kuymakla? Bir dakika. Çok özür dilerim. Şurada bir kedi yavrusu var içeride. Selam ve hello canlar. Köpükmüş isim. Tam bir köpük değil mi gerçekten? Oh benim. Şunun fındıklığı. Çok şirin ya. Ya şimdi ısıracağım ben. Tamam peki. Ne yapıyorsun Ceyda? Bu sallanıyor. Buna bir şey mi koy? O tiplerden olma lütfen. Hemen al. Ya. Ama aşağıdan yani bunun çözüm yolu desem. Babalar var ya böyle. Girdiği her masayı düzelten babalar var. Oynat bakayım. Gördün mü? Yavrum sen niye serpme kahvaltıda cilveleşiyorsun ya? Bu mu cilveleşme şey mi? Eski Türk filmlerinde böyledir ya. Şu Kemal Sunal'la. Kapa. Kız anlar seni. Öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun ya? Sus. Bu patatesi yapmasana. Fotoğrafımı koyup şuraya yazsınlar. Şöyle bizi. Biz neredeyiz söyleyeyim de. Zencefil yöresel lezzetlerdeyiz. Şey daha kasa kızartması. Oha çok iyiymiş. Mükemmel. Bir şeye bakayım. Lallaro. Pişi inanılmaz güzel. Çabuk pişi at hemen ağzına. Derhal. Gözlerim şey ettim, belerttim. Beni seviyorsun değil mi? Getirdim seni ben. Çok. Getirdiğin için ama. Sizin için yapmıyorum bu videoları. Sevilmek için yapıyorum arkadaşlar. Yunus da yesin. Ne yok Yunus yemesin abi. Gözü doysun onun çekerken. Arkadaşlar patates çok iyi. Anasını kardeşime ne yaptım? Çok demli ama. Demli mi şimdi bu? Yok yok iyi. Ben öyle içerim. İstiyorsun o benim olsun sana biraz daha demli koyayım ha. Yok ben böyle içerim. Ya bu açık değil mi? Sarı bu. Ben sizin de açık içmenizi seviyorum. Çok iyi kahvaltı be. Ben kuymak sevmiyorum ya. Yememiş olabilir miyim İstanbul'da? Sen daha iyi biliyorsun bu işi. Olabilir. Yani ne kadar farklı olabilir? Çok mu farklı? Gümüşhane'de yemiştim. Çok farklıydı. Yüzüyor yani tereyağı değil mi? Daha tereyağlı bir şey oluyor. Aynı tereyağını şeye getirsek burada yapamaz mıyız? Yaparsın. Tamam o zaman. Ama sen yapamazsın. Ben değil de alacağım ben. Niye anlamadım mesela? Güzel. Ben de kuymağa çok yükselmiyorum ama aldık. Bir bakar mısın tadına bana bir söyler misin? Bu değil mi kuymak aslında? Niye hiçbir şey yöresinden çıkartamıyoruz ya? Ne güzel işte her şey yerinde kalsın. Abartmayın her şeyi. Git yerinde ye. Buradan nereye gidiyoruz? Sürpriz. Gözlüğümü takayım da belli bir karizma seviyesine erişeyim. Eriştin mi? Beni belli bir karizma seviyesine çıkmışken çek. Şöyle çek. Bakın şu açıklık, anladınız mı? Model face bakış açıklığı şu. Cat bir yarışları başladı. Komik mi? Evet. Genelde benim bölümlerimde gülüyor. Fırat'tayken pek gülmüyor. Talk show için de bir şey almamız lazım. Benim masaya koyacağım. Bence abi yaşlandın artık. Bir baston alsan iyi olur. Bence güzel fikir. Bana soğuk espriler yapan abla ya. Topaç. Sen 6,5 lira veriyorlar seni. İster misin? Nasıl oynanıyordu bu ya?
Beyblade ya bu işte. J-Blade. Elini çekeceksin attığında. Yapamayacağım kesin. Ters atmasaydın ne olurdu? Aynen. Öbür türlüsünü herkes atar. Benim yeğenime elbise mi alsam? Sen ister misin, sana şu yakışır gibi geldi bana. Şunu alayım mı sana? Olur abi, al. Ha? Bu ne örtüsü bu? Ay çok güzelmiş ya. Ben hiç anlamıyorum bu işleri. Neyse güzel mesela. Ver bana bir şey. Gazete kağıdı örteriz oğlum biz, değil mi? Çok hoşmuş gerçekten. Bir tane bundan, bir tane de bundan alacağım. Al bakalım. Nereye örteceksin? Köyde evim var benim, örtecek yer çok. Uyurken üzerime gelip örtüyormuş sürekli, değil mi? Başka ne rengi var? Yeşil çok güzelmiş de. Çekilsen. Bir tane de şey kolonya salalım. Okyanus. Safranbolu'yu eve getirdi ya. Ağzımı soktu. Hoşçakalın, kolay gelsin. Hoşçakalın. Tam turist hareketleri değil mi? Böyle gidip... Yok şey... Yok gül takacakmış. Gülü. Bu da bir şekil işte ya. Güzel oldu. Yakışır. Safranbolu e-spor takımı var kesin. Çünkü her yerde bak CSGO var. PUBG var. Böyle dörtlü alıyorum. Sana da veririm. Güzel değil mi? Tamam. Tam turistliğim kafamdaki ya. Böyle hemen gelmiş. Safranın tohumu böyleymiş. He bakayım, merak ediyordum. Biraz böyle yoğun kokuyor. Bayağı yoğun kokuyor. Sarısı mı değerli, kırmızısı mı? Sarısına bak, kokusuna bak. Ha evet. Çayda, pilavda kullanılır. Gramı 50 lira. İyi lan. Maşallah. Çok iyiymiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Oturduğumuz noktaya bak ya. İçerisi inanılmaz soğuk. Bakın inanılmaz diyorum. Kışı getiriyor ayağına. Öyle bir şey yani. Çok güzel ya. Eskiden burası kesin peyniri koydukları, bozulmasın diye koydukları yer. Sen bana bozulduğun zaman seni buraya bırakırım. He? Bazen bozuluyorsun ya söylediklerime. Şu atı veririm sen. Tövbe estağfurullah. Hadi çıkalım bari. Evet. Şimdi? Filiz teyzenin mekanına geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Merhaba. Günaydın yavrum benim. Canım benim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Öğlen dosu. Yavrum günaydın. Hoş geldiniz. Safa. Günaydın. Vallahi çok güzelmiş buralar. Bayıldık ya. Bayıldın da ayılamadın mı kız? Sen ayılacaksın inşallah bizi. Ayıltırım ben sizi. Trabzon sonrası mısın yavrum? Bu nedir? Popoma elli. Yavrum bu ne lan? Bitmiş bir halime bunu. Dur sana mikrofon takayım da. Donuma güzel sıkıcı tak. Bak. He, fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf çekeyim. Ben burada kalıyorum 10 gün. Tamam. Evet. İstanbul'a ferah, böyle boş hava kafayla gidelim. Orada sen depoyu doldur. Burada da gel boşaldım gelim yar. Oldu mu yavrularım? Burada kalınıyor mu? Şu çürüklerde falan kalınıyor yani, güzel evlerde. Ha çürüklerde kalınıyor. Çürük ne? Ha çürük. Burası çürük oteldir belki sandım. Çürük derken baş çürük hanım. YouTube eğleniyorsun. Yok ben ona, o benim canım karım ya. Ben bayılıyorum ona. Ben fitmiş lan bunu. Sıçtık. Bu senin karnıma lan. Evet. Lan bu İstanbul'dan bunu mu buldun lan? İstanbul'dan bulmadım canım. Nerede buldun? Yolun kıyamda. Televizyonda gördüm. Beğendim. Ne bokunu beğendin lan bunu? Nesini beğendin lan bunu? Hiç beğenecek bir boku da yok yani bana göre. Oradan bakmadım. Ben gözüne baktım. Ne bileyim ben. Şimdi ne yapacağız? Evi gezeceğiz değil mi? Şu çayları içelim ya. Tamam çayları içelim. 5 dakika. Madem çay içelim. Aynen çayları içelim. Hayır. Kapat da. Bu ne kız? Şey. O mikrofon. Onunla dursan. Dursun o ya. Dursun. Sen de dursun. Hayvanı götürün dizgin bağlar gibi. Canım başındaki ne kız? Nereden aldın bunu? Buradan aldım. Turist gibi tam geldim. Hemen bunu aldım. Hemen geri gelmedi onu mu gördün? He. Aferin kız sana. Örtü aldım, bir şey aldım öyle hemen. Var mı sende? Bileydin buradan alırdım. Varsa alırız buradan da tamam. Şu şey gibi oldu. Çıktın mencerin ağacına toplarsın. Öyle bir şey vardı. Aşağıya düşersin, kurarsın. Rap çekiyor bak. Tabii onun işi o. Bak seni tanıdı ama hemen tanıdı gördüm. Evet. Yavrum gördüm. Çekme lan. Çekmem lazım. Eve çıkıyoruz. Evet tamam çıkıyoruz. Galoşumuzu giydik. Çabuk gel. Çabuk gel bak. Sen istiyorsan onun arkasından git. Nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun abla? Yavrum herkese iyi günler. Safranbolu'dan Yörük köyüne geldiniz. Yörük köyünde dolaşırken bir eve girdiniz. O evin içinde Sipahyoğlu konağı.
Orada da Filiz teyze var. Yaşadığım yer ne kadar alçak olanı gör. Alçaklığı kış geldiği zaman ısınmayı gör. Yaz geldiği zaman serinliği gör. Yavrularımdan vakit, ömür biteceği kadar bunlar diyeyim yavrum. Kendi evimiz dışarıdan gelen kimsenin şeyi, hakkı, hukuku yok yavrum. Yok. Çok güzel. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. İyi oluyor sana. Koş koş. Tamam, koş koş. Bak geride kalıyor abla. Çekemiyor bu. Çekemiyor. Erkeksin yürüyebilirsin. 5 dakika yürüyebilirsin. Erkeğim 5 dakika. Yürürken de tahtanın ses çıkarmadığını bilsin demişim. Evet çıkarmıyor hakikaten. Ben buraya aldım. Alırken de güne bununla da sandıktan çıktı kızım benim. Elbise kimin elbise? Elbise ama sandıklardan çıktı dedim. Buradan çıktı. Ha. Lafı götünden anlama. Evet tamam pardon girmiyorum. Odalarımız var. Aşağıda da var. Burada da yaşıyoruz. Her kapının arkası tahtadır. Burada bayanlar otururken aşağıdan erkek gelip de asla içeri görmüyor. Ay çok Vay. Güzel. Elbiselerimiz babaannelerimizin. Onun boyları uzun, elbise uzun. Onun da önü kısa, arka uzun. Yürürken önüne basmak olmasın. Eğilip bir yere giderken de böyle arka açılmasın. Hani eğiliyorsun ya. Evet. Gibi. Yani yanındaki gibi yani. Evet. Yanındaki gibi. Yanındaki gibi. O zamanın 250 senelik ağaç. Odunun iyisi meşe. Karnının iyisi her zaman için Ayşe yavru. Ayşe. Evet Ayşe. Bu arada eğlendi. Ceylan'ın kırışı tutuldu. Burası baş odası. Bir misafir falan geldiği zaman baş odaları. Manzarayı çekiver de şu gördüğümüz güzelliğe bir bak. Senin arkandan güzel yavrum. Benim arkamdan tam buraya gelinceye kadar hep bunlar cam ağacıdır. Odunun iyisini meşe gör. Her zaman dedim bayanın ismini de Ayşe'yi gör. Sağlam durar. Bunun gibi kötü karıyı durmaz yani. Bu ne ya? Her odamızda gusulhane var. Nasıl odadan çıksan ben duş alıyorum. Banyoya gidiyorsun. Evet. Burada odadan çıktığı zaman de ki ben hanım duş alacağım de. Hanım getirir suyu. Gir içeri. Burada mı yıkanıyor? Evet. Su nereye gidiyor? Gir içeri. Giriyorum peki tamam. Üzümlüyü de bağını sorma hadi yavrum. Oturayım. Otur. Bana. Atacak mı geldin? Biraz. Biraz. Ben seni yıkayabilirim. Yıkarken benim kızım baksın. İstanbul'a mıca aynısı uygulasın. Sen öğren. O da seni yıkasın. Öğren. Tamam. Bak. Yerden aldım. Unutma. Buraya doğru mu döneyim? Şöyle tamam. Döndüm. Ocak yanıyor. O su orada ısınıyor. Hadi hanım beni yıka diyor. Senin ayırın arasın. Yıkasın bari diyor. Eşi yıkayacak. Mecbur yıkayacak. Ya yıkayacak ya nasıl gide gidecek. Bunu buradan al. Bakma hanımın yüzüne. Gözüne sabun gider diyor. Hemen el kafana. Ay. Ay kafana. Eğdim. Boydu suyu. Evet. Siz adam. Karıptan. Su sıcak mı? Yo değil. Tamam. Tamam. Sıcak. Ayakasana. Eğdim. Döküyor muyuz şu an suyu? Nasıl ya? Su dökülüyor. Hissetmiyor musun? Su soğuk mu? Soğuk. Dedim. Siz diyorsun. Ne zamandan beri yıkanmadı? Karı sırtına falan hiç kese falan vurmadı mıydı ya? Oo çok güzel ya. Ben. Hiç mi yıkanmadım? Hiç mi vermedin? Hiç mi yıkanmadın lan? Tamam. Sus. Tamam. Evine geçin bu. Aşağı düşeceğim. İnsan. Kalk. He? Kalk. He kalk. Kalkarsan kapat da kalk. He tamam çıplaksın pardon. Çıplaksın şu an. Doğru unuttum. Rehbeye giremedik. Ben salla kameraya. Çok şey oldu sen. Ben salla. Tamam. Salla lan. Tamam sallıyorum. Fırat güzel bir dayağını yedi. İstanbul'dan uçtu. Safranbolu'ya düştü. Banyoda girince güzel bir dayağı yedi. Evvel adamla böyle dayak yemiş. Evvel böyle dayak yerse atla asla o hanım evde durmaz. O dayağı da kendisi yer yavrum. Çok iyi. Hadi şimdi gidiyoruz kahve içmeye. Bu hiç güzel bakmamışsın. Abi yemiyor. Sürekli kilo aldım, kilo aldım diyor. Şimdi neresi kilo alıyor bunu? İşte ben de onu diyorum ama işte anlamıyorum. Evet. Ben dayak yemiş olabilirim ama siz yemek yiyebilirsiniz.
Trend Yol Yemek artık 81 ilde. Tam bir reklam, çok güzel oldu. Tamam, çok güzel bir giriş oldu. Trend Yol Yemek daha önce de biliyorsunuz hep Antep'de, şu an sponsor oldular sağ olsunlar. Siparişlerde diyordunuz ki bizim şehrimize gelmiyor. Trend Yol Yemek'ten sipariş veremiyoruz. Artık 81 ilde. Şık şık. Mesela Karabük'teyiz. Karabük'e de sipariş verebiliyorsunuz. Evet. Ve ilk siparişinizde arkadaşlar %50'ye varan indirim var. Bir de mesela çok güzel bir kampanyası var. Şu anda var yani biz bunu çektiğimizde. Evet. Daha güzel kampanyalar da gelecektir. Onun için Trend Yol uygulamasını takip edebilirsiniz. Mesela bir sipariş verdiniz. 10 TL indirim kuponu anında size tanımlanıyor. Bir kere daha sipariş verdiniz. 15 TL tanımlanıyor. Tekrar verdiğinizde bu sefer 20 TL tanımlanıyor. Ve bunları daha sonraki siparişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Yedikçe kazan. Şimdi bizi yemek yerken izlediğinizi biliyoruz. Hep yazıyorsunuz bunu. Ama bazıları da gece izliyor. Gece ne yenir? Tatlıdır. Tatlınız bizden gelsin o zaman. Hadi. Size kod veriyorum. Ne oluyor ya? 81. 50 TL üzeri siparişinizde 20 TL indirim olacak. Hemen değerlendirin. Sınırlı sayıda çünkü. Şimdiden afiyet olsun. Sütlaç. Spangile. Keşkül. Spangile. Katmer. Spangile. Soğuk baklava. Karar veremiyorum. Üf. Ne yesem acaba? Tam olarak benim modum. Spangile. Hadi ben söyleyeyim Spangile'ye. Çikolatalı pasta. Çekil. Beni bir çek. Ya bir şey anlatacaktım. Safranbolu mekanında. Gel anlat. Geç öyle. O zaman bir dakika, ben de kebapçı çekileyim. Araba geliyor. Geç kafa. Safranbolu neyle ünlü? Lokumuyla ve safranıyla. Şimdi lokumu safranı... gör, safranı gör. Allah, kayıyorum lan bu taşlar biraz, ne? Biraz benim? Kayıyor yalnız taşlara. Dikkat edin. Siz de dikkat edin canlar. Kaymayın videoyu izlerken. Canlı reaksiyon aldım. Ya gördünüz mü? Canlılar çünkü burada. Canlı reaksiyon aldım gerçekten. Yunus, sen çıkarsın arabayı getirsin aşağı kardeşim. Ben net söylüyorum bak. Bu arada henüz 3 haftalık, like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip etmek, bunlar candır. Merhabalar. Bekle. Tamam, bekliyorum. Vallahi. Tamam, tam da karakolun önündeyim. Karakolun, ha, bekleyemem önündeyim. Diyemem. Canlar Filiz teyzeye gittikleri zaman kesinlikle ellenmiyorlar, dayak yemiyorlar. Rahat bir şekilde turlarını bitiriyorlar. Cancıklar çıktıklarında Filiz teyzenin dayağını çok güzel yemiş oluyorlar. Siz de can olun arkadaşlar. Teşekkür. Canları gör, cancığı gör. Gör yavrum. Yorumlara bak. Canları gör. İmrenmiş ya. İmren lokumları. Aha. 1942. Bu özel bir tarih galiba. Her şey 1942'de kurulmuş gibi değil mi lan Türkiye'de? Bak 1942, 1965'ten beri. 1973'ten beri. Bir de biliyorsun değil mi onu? 73 yılında tüm Türkiye'nin yarısı. Sen kebapçı olduğun için iyi bilir. Aynen. Ceyda bende dalga geçiyor ya. Sürekli. Yeni skill açmış sen? Bu. Ne dedin sen benim hocama? Kebapçı değil mi abi? Yeni özellik açmış. Sürekli bende dalga geçiyor ya. Ama bir kebapçı şeyin var, Taylan. O ayrı. Sen yapabiliyorsun. Bu niye geçiyor? Dur, 1963'ten beri. Cuk oturdun ya. Senden iyi lokumcu olmuş. Benden olmuyormuş. Çekil bakayım sen. Abla sen şuraya geç, sen küçük ya biraz. Çok güzel yaptım. Bir sen tane de çek. Sen de beni çek. Hayır, çekmeyeyim. Ya of. Ben senin için fotoğrafçı mıyım ya? Gel şimdi beni çek. Ya gel lokum. Ya Ceyda lütfen. Şimdi Utku Bey'in ve bizim siparişlerimizi alalım. Çifte kavrulmuş istedi 1 kilo. Ben bir de normal o safranbolu lokum var ya. Ha, klasik fındıklı. Safran yaprağı. Ama mor. Ha, biri çiçeğiymiş şeyden. Aa, yaprağı çok güzel. Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi sizin çiçeğe gidelim. Şunun gönlü olsun. Ondan sonra bakarız artık. Kız nerede burası? Burada tarihi safranbolu simitçisi varmış, biliyor musunuz nerede? Şurada mı? Evet. Ha, tamam, sağ olun. Eline alıyor bir şeyi ve açıp açıp oradaymış burada. Merhaba, kolay gelsin. Bir tane simit almak istiyorum. Çok meşhurmuş galiba buranın simidi. Sanki böyle açmaya... Sabah çok güzel olur, biliyor musunuz? Sıcakken. Bu simit gibi değil, daha değişik, çok tatlı. Pişinin yağsızı. Yanlış mı? Yalansa doğru da. Evet. Benlik. Yunus, arabayı hakikaten getir, ben çıkmam. Cancıkların tepe taklak hayatına yakın bir bakış açısı. İşte onların beyninin içi. Ters çalışıyor. Her şey ters. Aklınız karıştı değil mi? Çünkü ters evdeyiz şu anda. Vallahi ne oluyor ya? Delirtecek bir ev yamuk bu arada ve biz şöyleyiz şu an burada. Bak, aşağı doğru gidiyor. Bakın. Buzdolapları ters. Yamuk ya, başı dönüyor insanın çok. Ev sürekli böyle duruyor. Bak bak, arabaya bak. Araba da ters. Bu ne abi? Çok acayip bir şey. Bu arada bunları nasıl yapıştırmışlar acaba? Vidalamışlar yukarı. Nasıl yapıştıracaklar? Niye saçma bir soru? Üst kat yokmuş. Merdiven tersmiş. Abi insan çok baş dönüyor.
Bak nasıl abone olmuyor Cancık. Görüyor musun? Bu şekilde. Ters dünyada bile abone olabiliriz. Keşke saçlarım şöyle dursaymış. Ben dışkıymışım. Sen bir dışkıysan en fazla bugün sabah çektiğimiz yavru ketinin dışkısı olursun. Öyle tatlısın çünkü. Ya. Öyle bir şeysin. Ben hayata meydan okumaya gidiyorum. Cancıklar tepe taklak kala dursun. Yükseklik korkum var benim. Neden yapıyoruz böyle şeyler ya? Sakin ol yavrum. Sakin ol gülüm. Çıkacaktık ama cam yeni yapılmış. Şu an güvenliği yokmuş. Bu da mı kapalı? Oğlum ben hayata meydan okumak istiyorum. Ölüme meydan okuyanlar da bugündür. Ben zaten hiç istemiyordum bilmeni. Belki de kapalı değildir. Gel bakayım. Açık mı zipline? Yok, nerede bu açık ya? Ben işte biliyorum ölüme meydan okuduğumu. Fırat nasıl yapacaksın böyle bir şeyi? Yaparım ben. Ölüme imzamı atıyorum. Tövbe de ya. Vallahi boş ver ya. Çarpıntım tuttu. Ben bilmeyeceğim halde yani. Neden böyle bir şey yapıyoruz gerçekten? Bilmiyorum. Safranbolu vlog'da çünkü yani. Çünkü bu ne oluyor ya? Sen Safranbolu'ya gelip tarih böyle bina gezeceğiz. Efendim şu konak bu konak sandın ama burada ölüme meydan okuyoruz. Şunu kastedeceğiz. Takalım. Bu beni korur. Ölümden kurtardı ya şu an aşağı düşersem. Tabii abi. Benim skuter kaskıma benziyor. Hiçbir şey olmaz artık bana arkadaşlar. Evet, gidiyor ben... musun? Evet. Evet. Hadi görüşürüz. Şimdi o seni karşılayacak kardeşler. Şimdi korktum ha. Kalbim yum atıyor şu an. Oha geçti. Bence gitme. Niye? Sıkıntı yok abi. Nasıl yok? Çarpıntım tuttu. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum zaten de hani. Bakmayacağım. Galiba bakamayacağım. Boyun uzun olduğu için karşıya yaklaşırken ayaklarını yukarı çekmen tamam, gerekiyor. Tamam tamam. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Biz hazırız. Bir şey mi gitti? Yok sıkıntı yok. Hadi. Nasıl gitti? Çok komik. Çok güzel oğlum. Niye ters döndü o? Dönüyorum! Allah! Oturdum. Öteki dünyaya gittim geldim. Ama güzel bir şeymiş. Ayaklarım titriyor ha. Benim niye titriyor işte öyle. Korku. Nereye geliyorlar? Şuraya. Sadece yaklaşırken çok korkutucu. Tepede değil. İnşallah çarpmam yine. Çıram çıp 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 atıyor. Çıp çıp çıp. Hazır mısın? Hazırım. Aha da geliyor. Dur dur bence çok kötü geliyorum oraya. Allah. Hop. Popoyu koyamadım. Aha, hadi bakalım. Geçmiş olsun. Bayılsam ya şey, rahatlama bayılması. Acayip eğlenceli. İnanılmazdı gerçekten. Ben çok eğildim. Ayaklarım titriyor. Bak çarpıntım var. Yavrum bilen benim. Çok korktum seni kaybedeceğim diye. Allah'ım yarabbim çok korktum. Kocanız ama kocanız ne lan? Kocanız çok üzülmüştü gördünüz. Karınızı arada bir değerinizi hatırlatmak için böyle küçük trikler yapın. Seviyorsun değil mi? Hissettin ne alaka ya? Bir şey, az önce de seviyorum. Saf trik mi denir ya? Sizler için yaptım. Kendinize iyi bakın. Can olun. Benim gibi olun. Korkusuz, mert. Ölüme meydan okuyanlar. Hiç mi yıkanmadın? Hiç mi görmedin? Elime gelsin bu. Aşağı düşeceğim.